Lou Hamulaş, Pixar karakterleri bölümünde teknik yönetmen olarak çalışıyorum. Jacob Spears, ben de Pixar karakter bölümünde teknik yönetmenim. Pixar'da çalışmaya Wall-E ekibinde stajyer olarak başladık. Görevimiz arka planda yer alacak koca bir robot topluluğu yaratmaktı. Bugünkü dersimiz kocaman bir robot topluluğunu nasıl yaratabileceğimizle ilgili ve bunu birkaç parçayı kullanarak yapacağız. Wall-E'nin yapayalnız olduğu kareler kadar tonlarca robotla beraber olduğu sahneler de var. Bu tezatlığı seviyorum. Kalabalığın içinde aslında ne kadar da yalnız olduğunu hissediyorsunuz. Robotlara istediğiniz her şeyi yaptırabileceğiniz bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. İlk olarak yolcu gemilerini ele aldık. Gemilerdeki komutları tek tek düşündük ve bunların robotlardaki karşılığının ne olacağını bulmaya çalıştık. Ardından şunu anladık ki hayatımız boyunca yapabileceğimizden çok daha fazla robota ihtiyacımız olacaktı. Stajyer olarak Jacob'la görevimiz bu robot topluluklarını yaratmaktı. Ama her bir robotu tek tek tasarlamak istemiyorduk. Aynen. Şanslıydık ki Angus adında bir animatör arkadaş vardı ve o bu süreci nasıl yönetebileceğimizle ilgili bir fikir yürüttü. Ben inanılmaz bir Lego hayranıyım. Arka plandaki karakterlerin en iyi şekilde olmasını istiyordum ve eğer modüler bir yapıyla farklı parçaları karakterlerin birbirleri arasında değiştirebileceğimiz bir sistem kurabilirsek ne istersek yapabiliriz diye düşündüm. Ve işte bu da Lego dünyasına benziyordu. Modüler robot tasarımında 10 kafa, 10 kol, 10 gövde tasarlayıp toplam 30 parçayla binlerce farklı kombinasyon yaratabilecektik. Evet ve aslında bu konuyla yani sayma ve kombinasyonla ilgili kombinatorik denen bir matematik dalı da var. Bu bölümde ele alacağımız konu kombinatorik. Birkaç küçük parçayla başlayıp aynen bizim yaptığımız gibi sizler de bir robot ordusu inşa edeceksiniz.